KPSS Tarih 20. yüzyılda Osmanlı Devleti kısa soru cevap videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. 1. Balkan Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet hangisidir? Bulgaristan Arnavutluğun kaybedilmesiyle iflas eden akım Osmanlıcılık Londra Anlaşması'nda belirlenen Osmanlı-Bulgaristan sınırı Midye Enes Babali baskınından sonra 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar geçen döneme ne denir? Üç Paşalar Dönemi Almanya'dan satın alınan Goben ve Breslav'ın aldığı yeni isimler Yavuz ve Midilli Mondros'u Osmanlı adına imzalayan kişi kimdir? Rauf Orbay Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet İngiltere, ilk açılan ve toprak kazanılan tek cephe Kafkas cephesi, Kutul Amare'de İngiliz askerlerini esir alan komutan Halil Kutpaşa. Hicaz Yemen cephesindeki Osmanlı askerlerinin esir alınıp götürüldüğü kamp Sidi Beşir kampı. İngiltere ve Arapların yaptığı gizli anlaşma nedir? McMahon Anlaşması Çöl ortasında Plevne Kahramanı Ünvanlı kişi kimdir? Fahrettin Paşa İzmir'in işgalinin haksız olduğunu belirten ilk uluslararası rapor nedir? Amiral Bristol raporu. Birinci Dünya Savaşı'ndan ilk ayrılan devlet Japonya. Arapları örgütlemeye çalışan İngiliz ajan kimdir? Arabistanlı Lawrence savaş sonunda sömürgeciliğin yerini alan sistem manda ve himaye İzmir'in işgalinin ilk protesto edildiği yer neresidir? Havza. Yenen devletleri ile yenilen devletler arasında yapılacak barış anlaşmalarını belirlemek için toplanan konferans Paris Barış Konferansı. Yunanistan'ın İzmir ve Doğu Trakya'yı ilhak etme amacına verilen isim Megali İdea yani Büyük Yunanistan. Almanya'nın Versay Anlaşması ile Fransa'ya bıraktığı bölge Alsas lorraine Mondros'tan sonra Anadolu'da ilk işgale uğrayan yer neresidir? Hatay'dır arkadaşlar. Mondros'tan sonra ilk işgale uğrayan toprağımız neresidir? Musul'dur. Dünya tarihinde ilk savaş uçağını kullanan devlet İtalya. 1. Dünya Savaşı'na katılan son devlet Yunanistan'dır. İzmir'in işgaline karşı ilk kurşunu sıkan kişi kimdir? Hasan Tahsin Cihat ilan eden Osmanlı padişahı kimdir? 5. Mehmet Reşat Orta Doğu'nun paylaşıldığı gizli anlaşma nedir? Sykes-Picot anlaşması. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı ada? Limne Adası. 1. Dünya Savaşı'nın süresini uzatan devlet Osmanlı Devleti Mustafa Kemal'in Ruslardan geri aldığı yerler Muş ve Bitlis Osmanlı'dan ayrılan son Balkan devleti Arnavutluk. Gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna açıklayan devlet Sovyet Rusya Osmanlı'da görülen ilk hükümet darbesi Baba Ali baskını Enver Paşa'nın Trablusgarp'ta mücadele ettiği şehir Bingazi Birinci Balkan Savaşı'nı başlatan devlet Karadağ Trablusgarp Savaşı'nı bitiren anlaşma Uşi Anlaşması Enver Paşa'nın Trablusgarp'a giderken kullandığı kimlik Kuyumcu Hamdi Bey Birinci Balkan Savaşı'na katılan Avrupa devletlerinin arkasında yer alan devlet hangisidir? Rusya Osmanlı'nın geçici olarak İtalya'da bıraktığı adalar Rodos ve 12 ada 1. Balkan'da olmayıp 2. Balkan Savaşı'na katılan devlet hangisidir? Romanya Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta mücadele ettiği şehirler. Derne ve Tobruk. Kanal cephesi komutanı kimdir? Cemal Paşa. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile yapılan ateşkes anlaşması. Retondes. Zito Venizelos demeyen ve şehit edilen Osmanlı subayı Albay Süleyman Fethi Bey. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği son toprak parçası Trablusgarp. Aydınlar Savaşı olarak da bilinen savaş, Çanakkale Savaşı. Mondros'un hangi maddesiyle Anadolu işgali açık hale gelmiştir? 7 madde. Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği anlaşma. Mondros Ateşkes Anlaşması. 18 Mart kahramanı Cevat Paşa. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.